أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Bu akşam hep birlikte mübarek Miraç kandilini idrak edeceğiz inşallah. Bizleri rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu geceye kavuşturan Yüce Rabbimize hamd olsun. Miraç geceniz mübarek olsun. Memleketimiz ve tüm dünya Müslümanları için hayırlara, huzura ve berekete vesile olsun. Aziz müminler, Mekke'de müşriklerin Müslümanlara yaptıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlara 3 yıl boyunca boykot uygulanmıştı. Her türlü insani ve ticari ilişki ortadan kaldırılmıştı. Boykotun son zamanlarında Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce kendisini daima destekleyen amcası Ebu Talib'i, sonra da çok sevdiği hanımı Hazreti Hatice'yi kaybetmişti. Çok hüzünlendiği, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bu günlerde Yüce Allah Habibi Muhammed Mustafa'yı huzuruna kabul etmişti. Muhterem Müslümanlar, Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir anında Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuk etmişti. Bu yolculuğun adı İsra'dır. Kur'an-ı Kerim'de İsra şöyle ifade edilmiştir. Ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Şüphesiz O her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Miraç ise rahmet ve hikmet dolu bu gecede Peygamberimizin Mescid-i Aksa'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Aziz müminler, Miraç, Cenab-ı Hakk'ın davetine icabet ederek ona yaklaşmaktır. Miraç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak, fani olandan vazgeçip baki olana yönelmektir. Miraç, imanımızı güçlendirerek sıdk makamına erişmektir. Miraç, Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumaktır. Zira Kudüs bizim göz bebeğimizdir. Dilimizdeki dua, yüreğimizdeki yaradır. Kudüs ve Mescid-i Aksa bize Peygamberimizin emanetidir. Miraç, Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli verendir. Miraç, kederi ve
ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı anlatır. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden ümidi kesmemeyi öğretir. Miracı anlayan mümin, zamanın ve mekanın yegane sahibi, Yüce Allah'ın birliğine ve büyüklüğüne şahitlik eder. Miracı örnek alan toplum, hak, adalet, dürüstlük ve merhamet gibi erdemlerle yücelir. Kardeşlerim, Rabbimiz İsra suresindeki ilkelerle imanen ve ahlaken kemale ermemizi ister. İsra suresi bize Allah'a ortak koşmamayı, yalnız O'na ibadet edip, yalnız O'ndan yardım istemeyi, anne ve babaya hürmet etmeyi, güzel davranmayı ve onların dualarını almayı öğütler. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışlara iyilik etmeyi, cimrilik yapmamayı, müsrif ve savurgan olmamayı tavsiye eder. Bu surede anlatıldığına göre bir mümini Miraç misali yüceltecek olan geçim kaygısıyla çocuklarını öldürmemektir. Zinaya yaklaşmamaktır. Kimsenin canına kıymamaktır. Yetimin malına el uzatmamaktır. Söz verdiğinde yerine getirmektir. Ölçü ve tartıda eksiklik ve noksanlık yapmamaktır. Doğru olmaktır. Bilmediği bir şeyin ardından körü körüne gitmemek. Kesin bilgi sahibi olmadan hüküm vermemektir. Yeryüzünde böbürlenerek yürümemektir. Kibirlenmemektir. Çünkü bütün bunlar Rabbimizin sevmediği şeylerdir. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan bize hediyelerle dönmüştür. Gözümün nuru diye nitelediği 5 vakit namaz, Miraç hediyelerinin ilkidir. Namaz bizim miracımızdır. Namaz bizim dirilişimizdir. Namaz bizim kurtuluşumuzdur. Bizler namazla arınır, her türlü kötülükten korunur, mescitlerde buluşuruz. Vaktinde kıldığımız namazlarımız en hayırlı amellerimizdir. Miracın ikinci hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir. Miracın üçüncü hediyesi ise Âmener Resulü diye başlayan Bakara suresinin son 2 ayetidir. Bizler her gün yatsı namazından sonra bu ayetleri okur, imanımızı dile getiririz. Rabbimizin bize öğrettiği dualarla O'na yalvarır ve teslimiyetimizi ifade ederiz. Hutbemi Miraç hediyesi olan bu ayetlerde geçen
dualarla bitirmek istiyorum. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır sorumluluklar yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle Allah'ım. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.